Delikanlı merhabalar, kolay gelsin. Senin adın ne? Alperen. Alperen. Oo, adın da ne kadar yakışıklıymış, ne kadar güzelmiş ya. Sen ne yapıyorsun burada şimdi? Ben babamın yanına geldim. Baban hangisi? Ağa mı baban? Ağanın oğlusun yani. Evet. Okula da gidiyor musun? Evet. Maşallah, o da ağanın oğluymuş. Hadi bakalım. Peki, kolay gelsin sizlere de. Bu gençleri de bir tanıyalım. Evet delikanlı, senin adın ne? Mehmet Yente. Mehmet, okula gittin mi sen? Gidiyorum abi. Nereye gidiyorsun? Sayınbeyli Lisesi'ne. Sayınbeyli Lisesi'ne gidiyorsun. Yazları da böyle çalışıyorsun. Hem okuyorsun hem çalışıyorsun. Aynen. Bak çok örnek bir davranış bu. Aferin, tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Yani ekmeğini taştan çıkartıyorsun. Benim zararım olmasın size ha. Seni tanıyalım kardeş. Ersoy Yöntem abi. Ersoy Yöntem, sen okula gittin mi? Hocam. Şimdi ne yapıyorsun? Benim öğrencim misin yoksa lan? Evet, evet. Aha gördün mü? Öğrencim de çıktı. Şimdi ne yapıyorsun? Askere de gittin mi? Gittim geldim. Askerliği de bitirdin. Evlendin mi? Evlendim. Oho, işte böyle ben yaşlanıyorum demek ki değil mi? Ya. At. Oo, dedesene bizim bir torunumuz daha olmuş diye. Kardeş sana da kolay gelsin. Sağ ol abi. Maşallah, eline sağlık. Seni de bir tanıyak abi. Ben Rıza Kuruoğlu. Rıza Kuruoğlu. Ellerine sağlık. Zarar etmiyorum değil mi ben? Yok. Buradan içeriye geçmeyelim. Bu arkadaşı da tanıyak bakalım. Tanıdık ya, tanıdık. Kağıt buraya geldik. Ha, seninle görüştük değil mi? Ne bileyim abi, döndük her tarafta. Biter kağıdın derler. He. Ekinin yerine bu sene iyi eder. Ha. Halımız su da. Halımız kötü. Ne güzel maşallah, ama bunu iştahla yapmak da güzel iş yalnız ha. Değil mi? Bunu iştahla yapmak da güzel iş. Ellerinize sağlık, size kolay gelsin. Birazdan yine sohbet ederiz. Şimdi ekinizle siz devam edin. Bak, ekinin biçiliş şeklini de böyle gösterelim. Evet, tırpanın sesi. Yani onu da biçmek bayağı bir maharet ister. Abi. Çünkü bir yanlış bir hareket yaptığında ayağına vurabilirsin. Emek kolay değil. Biz emeğin olduğu yerdeyiz. Şu anda Sayınbeyli Eyüplü köyünde ekim biçim vakti. Buğdayların hasata döndüğü bir zamanda biz de dağları, taşları, her yeri geziyoruz ve insanlarla sohbet ediyoruz. Ellerinize sağlık, kolay gelsin efendim. Maşallah, maşallah. Elinize sağlık. Haydi bakalım, görek bakalım. Evet, şu anda Sayınbeyli Eyüplü köyünde tırpanla ekim biçim mi yapılıyor? Biz de tırpanla ekim biçenlerin yanına geldik. Tırpanın sesini de duyuyorsunuz değil mi? Kolay gelsin ustalar, kolay gelsin. Ellerinize sağlık. Maşallah, maşallah. Ben şöyle geçeyim. Biraz. Maşallah, ellerinize sağlık. Kolay gelsin bakalım. Maşallah, şu anda ekin tarlasındayız. Evet, ekinin tırpanın sesini duyuyorsunuz. Bir taraftan daşa değiyor, bir taraftan ekine. Bu şekilde bunu biçmek bayağı bir maharet istiyor değil mi ustalar? Kolay mı bunu biçmek? Hoş bulduk, kolay gelsin bakalım. Hani bir elcibaşı mı derlerdi, kim olurdu? Hangisi? Ha, elcibaşı derlerdi değil mi? Maşallah. Evet. Emek evimizde oturup ekmeği yemesi kolay. İşi böyle gelip yapması zor. Değil mi? Sen de sucu başı mısın kardeş? Haydi bakalım bir. Ha mı? Aa, kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol. Ne yapıyor bu adamlar? Söyle bakalım. Ekim biçtiriyor abi, ekim. Ekim biçiyor. Buğdayın cinsi ne? Buğdayı unluk buğday işte. Unluk buğday değil mi? Elcibaşı kim? Abi Ali Yöntem. Ali Yöntem, elcibaşı sen misin? Evet abi. Kolay gelsin bakalım. Ne yapıyorsun kardeş?
Vallahi ekim biçiyorum abi, ne bak. Ekim biçiyorum. Ne zamandan beri çalışıyorsunuz? Ya dün başladık abi. Dün başladınız. Kaç gün sürer abi? Bir ay abi. Bir ay böyle tırpanla ekim biçiyoruz. Evet. Elinize sağlık. Sen kimsin abi? Ali Yöntem abi. Ali Yöntem'i tanıdık. Evet. Sen kimsin abi? Ben Kemal Yöntem abi. Bu ekini sahibiyim. Aa, Kemal Yöntem'in ekinini biçiyoruz değil mi? Evet, evet, evet. Maşallah. Sen kimsin abi? Dur bakalım. Hayri Baştürk. Hayri Baştürk'ü de gördük. Hayri Yöntem abi. Ha, Baştürk dedin, Yöntem'miş abi. Fark etmez abi. Yöntem, Baştürk. Biz bu adamları böyle tek tek bir tanıyak bakayım abi. Maşallah. Kardeş sen kimsin? Dön bakalım bir yüzünü de göreyim. Murat Yöntem. Murat Yöntem. Kol, eline koluna sağlık. Sağ ol abi. Murat. İyiyim abi. Ha, onu soracağım şimdi. Evet kardeş sen kimsin? Seni de bitir. Kazım Karasakallı. Kazım Karasakallı. Kazım Karasakallı. Buğday nasıl? Verim nasıl bu sene? Bir göster bayım bana. Hadi. Bu sene belki şeyli değil. Yerimli usta, yok. Yerimli yok. Verim biraz düşük mü diyorsun? Düşük bu sene. Neyden olabilir bu? Bu yağmurdan. Yağmur kısa olduğundan, biraz ekin zayıf diyorsunuz. Evet. Maşallah ellerinize, kollarınıza sağlık. Orada da insanlar. Abi buna şükür gene de ya. Evet buna şükür. Orada insanlar da çalışıyor. Şimdilik bu. 3 Temmuz 2020 Sayın Beyli Eyüplü köyünde yine başka bir tarladayız. Tırpancıların yanındayız. Ekim biçiyorlar. Bakalım bunlar neler yapıyor. Selamun aleyküm gençler. Kolay gelsin. Ellerinize sağlık. Maşallah maşallah. Ne yapıyoruz abi böyle şimdi? Heh, bu gencine bir tanışalım bakalım. Kimsin sen? Serdar Karasakallı, ben Eyüplü köyündenim. Serdar Karasakallı Eyüplü köyünden. Ne yapıyoruz Serdar şimdi? Ekinlerimizi biçiyoruz. Kış için samanlarımızı hazırlıyoruz. Ve ne buğdayı bu? Buğdayın cinsini biliyor musun? Cinsi tam kış, örmece buğday denilir. Örmece buğday deniliyor, evet, buna. Kışlık için samanlarımızı ve unlarımızı hazırlamak için işimize başladık. Haydi eline sağlık. Kolay gelsin. Size diğer arkadaşlarla da. Benim size engel olmuyorum değil mi? Dur. Evet, evet, evet. Haydi bakayım eline sağlık. Sağ olasın. Seninle de bir tanışalım bakalım. Ben Sedat Karasakallı. Eyüplü köyünden. Eyüplü köyündenim. Ne yapıyoruz Sedat? Ekinimizi biçiyoruz şu anda. Eline sağlık. Kolay gelsin. Devam et bakalım. Bu arkadaşla da bir tanışalım. Hoş geldin öncelikle hocam. Hoş bulduk. Ben sağ ol. Ben Kenan Yöntem. Kenan Yöntem. Eline Eyüplü sağlık. Eyüplü köyünden. Ekinimizi biçiyoruz. Samanlarımız için, mallarımızı vermek için. Şimdi tam ekim biçim zamanı, evet, değil mi? Tırpanla. Tırpanla ekim biçiyoruz. Haydi bakayım sana da kolay gelsin. Söylemek istediğin bir şey var mı? Var da hocam şimdi. Birazdan mı söyleyelim? Birazdan söyleyelim. Tamam, o zaman önce böyle bir çekim yapalım. Sana da kolay gelsin delikanlı. Dur bakalım sana da şöyle yukarıdan geleceğim. Evet seni de bir tanıyalım bakalım. Barış Yöntem, buralıyım Eyüplü köyünden. Ekim biçiyoruz, ekim vakti geldi. Ekin şimdi tam biçim vakti. Evet. Barış okula da gittin mi? Evet. Lise 3'e gidiyorum. Sayın Beyli Lisesi'nde. Sayın Beyli Lisesi'nde, evet, gidiyorum. Ortaokulu nerede okudun? Sayın Beyli İbo. İbo. Yani evet, benim öğrencim oldun mu? Benden sonra mı geldin? Hayır. Sizden sonra hocam. Benden sonra, evet, geldin. Hadi bakayım. Kolay gelsin. Sağ eline sağlık. Tırpanını salla bakalım. Sağ olun. Maşallah. Evet seni de tanıyalım kardeş. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, sağ olasın. Ben Osman Tekdemir, Eyüplü köyünden. Osman Tekdemir. Evet. Osman kolay gelsin. Sağ ol hocam. Ekinleri biçiyorsunuz. Ekinleri biçiyoruz. Tırpanımız yerinde. Ha, bu yerinde. Nedir abi? Şimdi o zaman sen bize bir tırpanı tanıt bakalım. Şimdi tırpan 80 santim uzunluğunda. Şey demiri mi 80 santim? Evet, demirin uzunluğu 80 santim. 8 fit verir. Burayı demircilere kurak yaptırırız. Tırpanımız sağlam olsun diye. Kızları da götürürüz, sap yaptırırız bu şekilde. Evet, ellik. Ellik. Evet. Orada el tuttuğu için ellik, evet, mi diyorlar? Yani. Bir de ayrıca bir ellik vardı. Onu dıştan geçir diyorlar. Böyle. Parmaklara geçiriyorlar değil mi? Yani, o orak da hocam. O orak kullanırken, yani, onu. Orak kullanırken parmaklara geçiriyorlar ona. Evet, sana da kolay gelsin. Haydi bakalım, ellerine sağlık. Burada da bir gençliğimiz daha var. Evet. Oo, delikanlı merhabalar, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Sağ olasın. Ben ne yapıyoruz şimdi? Muammer Tekdemir, Eyüplü köyünden. Ekim biçiyoruz. Ekim biçim vakti. Evet. Geldik şimdi tam ekini biçiyoruz, evet, değil mi? Evet. Sana da kolay gelsin. Haydi muhabbetim. Ve geliyoruz şimdi. Bir şapkası da yerinde.
Kötür şapkayı da takmış. Evet, kolay gelsin ustam. Sana kim derler, seni de bir tanıyalım bakalım. Sağ olasın Ahmet hocam, ben İrfan Tekdemir. Şöyle bir döneyim de güneşi tamam. Arkama alayım. Tamam hocam, tamam. Ha, hocam daha... ben İrfan Tekdemir. Hı. Eyüplü köyü vatandaşıyım. 2014-2019 arası Eyüplü köyünde muhtarlık yaptım. Sizleri de biz yakından tanıyoruz, kitaplarınızı okuyoruz, sizlerin öğrencisiyiz. Burada ekinimizi biçiyoruz. Bu fötür şapkamızı da günün uzun saatlerinde güneş altında kalıyoruz. Evet. Güneşin o zararlı ışınlarından korunmak için şapkamızı takıyoruz. Bazı arkadaşlarımız takıyor, bazıları takmıyor. Bildiğiniz gibi bu mevsim harman zamanı. Harman zamanında Sayın Beyli'nin bütün köylerinde olduğu gibi Eyüplü köyünde de şu anda ekin hasatı, buğday hasatı dönemi. Bizler tarlalarımızda çok fazla biçer çalıştırmıyoruz. Hı. Görmüş olduğunuz bu tırpanla biçiyoruz hasatı, biçmişini bununla yapıyoruz. Sonra patosa veriyoruz hocam. Hı. Şu anda köyümüzün geneli ekin biçme döneminde. Şu anda ekinlerin biçildiği bir dönemi yaşıyoruz. Evet, evet hocam. Ellerinize sağlık. Verim nasıl muhtarım? Hocam şu anda verim önceki yıllara göre biraz düşük. Bunun nedeni de havaların biraz kurak gitmesinden. Örneğin buğdayın çiçek olduğu dönemlerde yağmurun az yağmış olması. Bölgemiz bu dönemde biraz yağış konusunda zayıf geçti. Ondan dolayı bir önceki yıllara göre ya da geçmiş yıllara göre bu sene biraz daha verim düşük. Ama yine de çok şükür vatandaşlarımız şikayetçi değil. Bu buğdayın cinsi ne? Hocam bu buğdayın cinsi örmece buğday derler. Hı. Topbaş derler, farklı farklı. Şu aşağı tarafta yaklaşık 100 metre aşağımızda da kara kılçık buğdayımız var. Ha, yerli tohum, yerli. Yerli, himmetli köyümüzden aldık. Artık kara kılçığın da yani biraz üretiminin artması lazım. Çok güzel unu, çok güzel bulguru oluyor. Geçen dönem yıllarda da himmetli muhtarımız bir televizyon programına katılarak hatta kameralarla çekerek tanıtımını yapmıştı. Evet, biz de çok yerli tohuma önem veriyoruz. Yerli tohuma önem vermek lazım hocam, haklısınız. İthal tohumlarla biz tarımı geliştirme şansımız maalesef yok. Muhtarım, şu anda Eyüplü köyünden nüfusuna kayıtlı olup da dışarıda olan çok insan var mı? Hocam maalesef çok insan var. Yani bizim bölgemiz biraz sosyal devletin hizmetlerinden mahrum kalıyoruz. Biz sosyal devletin hizmetlerini, faydalarını biraz daha görmek istiyoruz. Maalesef kıraç topraklarda tarım işletiyoruz. Genellikle hayvancılıkla uğraşıyoruz. Biz şunu diyoruz. Bizi bu bölgede devlet sahip çıksın. Biz doğup büyüdüğümüz topraklarda mutlu oluruz. Bizi buradan alıp Adana'ya götürmekle, İstanbul'a götürmekle, fabrika işçisi yapmakla bizi kimse mutlu edemez. Artı biz buralardan gittiğimiz zaman buralar ıssızlaşır ve buranın başkaları sahipleri olmaya kalkar. Hani oturmadığınız yer sizin değildir diye bir cümle evet. vardır, söz vardır. Sizin de kitaplarınızdan okuduk. Biz bu dağları terk etmek istemiyoruz. Hani Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü vardır. Evet. Toroslar Dağı Tüten Duman diye sizin de kitabınız vardır. Biz o Toroslar Dağı'ndaki bacası tüten evlerde yaşayan insanlarız. Bizim bacalarımızın burada tütmesi lazım. Bizim bacalarımızın sönüp de bizi Adanalara, aşağılara götürmesinler. Eğer biz buraları terk edersek hocam, Çukurova'daki insan huzursuz olmaya başlar. Çünkü buraya tekin olmayan insanlar gelir, yerleşir. Biz buraların hem bekçiliğini, vatan görevini seve seve ücretsiz yapıyoruz. Allah razı olsun. Yani Toroslar'da duman tütsün. Devletten istediğimiz bizim burada olduğumuzu unutmasınlar. Kesinlikle. Sosyal devlet bizi de görsün. Yolumuzla, suyumuzla, elektriğimizle bizleri mahrum etmesinler Sayın Hocam. Bizim insanlarımız vatanına, milletine sadık insanlardır. Çünkü bizim öğrencilerimizi sizin gibi değerli hocalarımız yetiştiriyor. Gelecek nesil sizlerin eseridir demiş Mustafa Kemal Atatürk. Evet bizler Türk öğretmenlerin eseriyiz. Onların yetiştirdiği nesilleriz. Biz hiç şikayetçi değiliz halimizden. Bu topraklarda yaşamaktan, bu kırsalda yaşamaktan 1500 rakımında yaşıyoruz hocam. Hı. Ama bizim biraz da sosyal devletin desteğine ihtiyacımız oluyor. Devlet büyüklerimizden bunları da bizlerden esirgememesini talep ediyoruz. Evet, İrfan Tekdemir Eyüplü köyünde tarla biçerken bunları söyledi. Diğer arkadaşlarımız da düşüncelerini birer cümleyle bize anlattılar. Sayın Beyli'den, Toros Dağları'ndan, Eyüplü köyünden, Kelebekler ülkesinden bütün dünyaya selamlar, sevgiler sunuyoruz efendim. Buraları unutmayın, buralar vatan kalbinin attığı yerdir. Evet, şu anda Sayın Beyli Eyüplü köyündeyiz. Köyü gezdik,
köydeki insanlarla sohbet ettik. Bugün 13 Temmuz 2020. Tarlada çalışan insanları gördük. El emeğiyle, alın teriyle, ellerinde tırpanlarla ekim biçiyorlardı. Bu ekim biçen insanların emekleri yenilmemeli diye düşünüyorum. Şu anda bulunduğumuz bölge 1400-1500 rakımlarda bir çadırda, çardakta oturduk. Yemeğimizi yedik, soğan ekmek yedik, insanlarla sohbet ettik, dolaşıyoruz. Bu Toros Dağları'nı insanların unutmamasını özellikle istiyorum. Toros Dağları gayet sakin, sessiz bırakılmış. Etrafta incin top oynuyor. Bu dağlar böyle boş kalırsa bu dağlara başkaları da gelebilir. Onun için bu dağlara özel bir proje yapılmalıdır. Buralarda insanlar mutlaka ziyaret edilmeli. Onların hatırları sorulmalı. Alın teriyle yaşayan bu insanların emekleri boşa gitmemelidir. Geldiğimiz yerlerde yol sıkıntılarını gördüm. Aracınız eğer devlet arabasıydı elbette gider. Ama kendi şahsi arabanızsa yolların asfalta hasret kaldıklarını, yağmurlar, çamurların yolları kullanılmaz hale getirdiğini, taşların çıktığını gördük. İçme suyu bulmak için çaba sarf ediyorsunuz. Ama bu insanlar sabırla, azimle, kararlılıkla devletlerine güveniyorlar, devletlerini seviyorlar. Gittiğiniz evlerde Türk bayrağını görüyorsunuz. Ardıç ağaçlarının üzerine asılmış Türk bayrağını görüyorsunuz zaman zaman. Boş bırakılmış bu alanlarda hayvancılık neden yapılmasın? Bir bahçe yapan vatandaşımızı gördük. Devletten ileri gitmiş. Devletin bir yetkilisi gelip onlara bir yol göstermemiş ama kendi alın teriyle emek ederek kiraz yetiştirmiş. Çok kaliteli kirazların yetiştiğini gördük. Etrafta tırpanlarla ekim biçen insanların ilkel usullerle çalıştıklarını gördük. Bunlar bize hayatın gerçekleriyle yüz yüze gelmemizi sağlıyor. Biz de diyoruz ki Torosları aman ha ihmal etmeyin. Toroslar şu anda ihmal edilmiş durumda. Biz bu Toroslarda eğer bu insanlar yaşıyorsa devletlerini, vatanlarını, bayraklarını seviyorlar. Devletlerinden sadece kendilerine destek vermesini bekliyorlar. Biz gördük ki Toroslar bakıma muhtaç. Biz gördük ki Toroslar sizleri bekliyor. Dünyanın neresindeyseniz bizim sesimizi duyun. Eyüplü köyünden, Toros Dağları'ndan herkese kucak dolusu selamlar, sevgiler efendim.